Eğer hücreleri aynı tavır ve aynı kimyasalla üst üste her gün bombardımana maruz tutarsak, o hücre sonunda bölünmeye karar verdiğinde, bir kardeş ya da yavru bir hücre oluşturduğunda, bu yeni hücrenin o belirli duygusal nöron peptidi için çok daha fazla reseptör alanı olacaktır. Vitaminler, gıdalar, sıvı değişimi için daha az reseptör alanı kalacaktır. Hatta çöp ve toksinlerin atılması için bile. Tüm yaşlanma süreci yetersiz protein üretimi sonucudur. Yaşlandığımız zaman ne olur? Derimiz elastin yapısını kaybeder. Elastin bir proteindir. Enzimlerimize ne olur? O kadar iyi sindirmemeye başlarız. Sinovya sıvısına ne olur? Bunlar kırılganlaştıran ve sertleştiren proteinlerdir. Kemiklerimize ne olur? İncelirler. Yani tüm yaşlanma yetersiz protein üretimi sonucudur. O zaman şu soru ortaya çıkar. Ne yediğimiz gerçekten çok önemli mi? 20 yıl boyunca duygusal kötü kullanıma maruz kaldıktan sonra hücrelerin sağlıklı olmak ve gerekli besinleri almaları için gerekli reseptör alanları kalmamışsa acaba gıdaların bir yararı olabilir mi?